Allah Türklere güç versin, kuvvet versin diyor. Allah bizi celalesin demiyor. Bilik olmadan adam olmaz. Hem de oradan olan uşakları çünkü. Bizi birbirimize niye düşürmeye çalışıyorlar? Gücümüzü, kuvvetimizi bizi zayıflatmak için yapıyorlar bunları. Akıllı olmamız lazım. Samimi olmamız lazım. Değerli kardeşler. Evet. Allah onun için bu millete, bu devlete zeval vermesin. Ama bunda samimi olmamız lazım. Bir taraftan bu duayı yaparsak, bir taraftan da kaçak elektrik kullanırsak, kaçak suyla abdest alırsak, yıkanırsak, değil mi? Alışveriş yapıp da faturamızı devletimize, vergimizi vermezsek, her günümüz oradan buradan çalmaya kalkarsak, devlet malı deriz, yemeyen bilmem ne dersek, nerede samimiyet, nerede dua, nerede ihlas, nerede Müslümanlık? Böyle ne olur mu? Dedim ya, zorumuza girmeyecek. Anası öldü, babası öldü, maaşını almak için varıyor, mahkemeye müracaat ediyor, ben diyor eşinden ayrılacağım, geçinemiyorum diyor. Boşanıyor. Niçin? Anasının, babasının maaşını alabilmek için. Sonra da bana soruyor. Diyor ki hocam diyor, biz diyor resmiyete ayrıldık diyor, dinen de boş olur muyuz diyor. Dinen de boş olur. Ben ona diyorum ki, o kısmı beni çok ilgilendirmiyor. Boş olsan da olmasan da, hadi belki en fazla zina etmiş olursun, iki kişi günaha girmiş olur. Ama o öbür tarafını bana sorsan önce, o aldığın maaş sana haram. 76 milyon insan ona hakkı var. Onu sorsan ama. Binlerce insan var bu şekilde. Allah'tan korkmak lazım değil mi? Hani Allah var, hani ahiret var, hani hesap var, hani kitap var. Nerede kaldı? Ya dünyada gelsin de, nasıl gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım, bu Müslüman zihniyetidir, Allah aşkına. İşte devletimize, milletimize karşı samimi olacağız. Samimiyet neydi? Allah'a gönülden bağlılık, Kur'an'a gönülden bağlılık, Peygamber'e gönülden bağlılık, birbirimize gönülden bağlılık ve devletimize, milletimize gönülden bağlılıktır. Aziz kardeşim.